Efendim gün sonuna hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat. 6 Şubat derken artık hepimizin elbette sesleri titriyor. Çünkü toplumsal tarihimizde ve bireysel hafızalarda elbette geçtiğimiz sene bugün çok büyük bir travmaya şahit olduk. Dünyanın hiçbir yerinde neredeyse görülmemiş çifte felaketin ardından 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce kişi evsiz kaldı. Türkiye bu dönemde gerçekten eşi benzeri de çok zor bulunur bir dayanışma örneği gösterse de depremin ardından geçen bir yılda neler oldu, neler yaşandı hepsine bakacağız ve detaylandıracağız. Evet, günün öne çıkan başlıklarından ilki deprem bölgesine bir yeni finansman desteği daha oluyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklandı. Ömer Bolat, Exim Bank kanalı aracılığıyla 400 milyon liralık yeni bir finansman desteğinin Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlara sağlanacağını belirtti. Bazı illerin bu noktada hatta cazibe merkezi haline getirileceğini belirtti. Geçtiğimiz son bir senede elbette bu anlamda hem Exim Bank kanalıyla hem toplumsal yardım projeleriyle deprem bölgesinin maddi yaralarını bir nebze sarmaya çalıştık ama finansman konusunda belki de daha gidecek çok fazla yolumuz var dedikten sonra hemen devam edelim. İkinci başlığımız nedir bugün? TÜİK tarafından açıklanan verileri aktaracağız sizlere. İstanbul'da büyük bir göç var ama biz ne kadar bir göç var? 250 bin kişi. Bu göçün bazıları ekonomik sebeplere dayanıyor. Biz iş dünyası temsilcilerini de yayınlarımızda ağırladığımızda sizlere şunu aktarmaya çalışıyoruz. İş dünyasının bu noktada temel şöyle bir talebi var. Asgari ücreti bölgelere doğru dağıtalım. Çünkü İstanbul'da yaşama maliyeti diğer bölgelerdeki yaşama maliyetleriyle kıyaslandığında çok çok daha yüksek. Buna elbette çalışan kesiminden de resmi olmayan kanallarla destek geliyor. Neden? Ulaşım maliyetleri. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek için örnek verelim. 3 vasıta değiştirmeniz gerekiyorsa belki küçük bir ildeyseniz tek vasıtayla aynı yere ulaşabiliyorsunuz. Manav, market, pazar fiyatlarına baktığımızda aynı şekillenmiyor. Kiralar en büyük kalem. Büyük şehirlerde cep yakan en büyük kalem. Kiralara baktığınızda büyük şehirler ve küçük şehirler arasında geçmişte olmadığı kadar büyük dağlar var aslında. Dolayısıyla bu ekonomik sebeplerken bir yandan da deprem korkusu bunu tetikledi ki bunun 250 bin kişinin sadece son bir yılda göç etmesinin ana sebeplerinden bir tanesi deprem endişesi. Kentsel dönüşüm projelerinin halen devam eder nitelikte olması da birçok insanı aslında İstanbul'dan gitmeye sevk etti diyebiliriz. Bu istatistikler arasında bazı alt başlıklar var. Sizlere onları da aktaralım. Öncelikle Türkiye'nin nüfusunun 85 milyonu geçtiğini hatırlatalım ama nüfus artış hızında çok dramatik bir yavaşlama var. Yani kaç yılın artık dibine kadar gerilemiş nüfus artış hızı. Nelere sebep olur? Buna birazdan biraz daha büyük resimden bakacağız ama son veriler 85 milyondan daha fazla kişinin yaşadığı yönünde. Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek görünüyor. Yaşlı nüfusta bir artış var. Ortanca nüfusta da bir yükseliş var aynı zamanda. Yaşlı nüfus artarken tabii ki bunun da aslında ana sebebi nüfus artış hızının yavaşlamış olması diyebiliriz. Az önce de söylemiştik hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek. İstanbul'un nüfusu 15 milyondan fazla. Nüfusu en az olan il Bayburt olurken Türkiye'deki nüfusun ortalama yaşı
34 olmuş efendim. Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop olmuş. Toplam yaş bağımlılık oranında bir azalma söz konusu. Çalışma çağındaki nüfus oldukça yüksek. %68.3 seviyelerinde, bunu da sizlere aktarabiliriz. Buradan haberimize dönüyoruz. Şimdi bugün Merkez Bankası tarafından önemli bir haber akışımız vardı. Ocak ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini takip ettik. Bu değerlendirmede yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak da hatta enerjide yükseldiği, diğer ana gruplardaysa gerilediği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak ayı enflasyon verisine ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayımlandı. Rapora göre yıllık enflasyondaki yükselişin temel mal ve enerji tarafında yaşandığı, diğer ana gruplardaysa gerileme olduğu aktarılırken, enerji grubu aylık enflasyonunda otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedildiği, bununla birlikte sepete yansıyan doğalgaz fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtildi. Gıda grubunda güçlü fiyat artışı eğiliminin işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde Ocak ayında sürdüğünü ifade eden Merkez Bankası, ücret, yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışın etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyonun da belirgin olarak yükseldiğini söyledi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda temel mal grubu baz alındığında aylık enflasyonun bir önceki aya göre arttığı, giyim ve ayakkabı dışında yükselişin genele yayıldığı belirtildi. Merkez Bankası değerlendirmesine göre Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti. Ocak ayı enflasyonu yıllık bazda Aralık ayındaki %64,77 seviyesinden Ocak'ta %64,86 seviyesine yükselirken aylık enflasyon ise %6,70 olarak kaydedildi. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks cephesine baktığımızda rekor seviyenin devam ettiğini aktarabiliriz sizlere. Endeks an itibariyle 8.875 puan seviyesinde hareket ederken endeksi yukarı iten ana sektörün bankacılık sektörü olduğunu söylemekte de fayda var aynı zamanda. Dün de zaten alıcılı bir seyir vardı ve 8 gündür üst üste yükselişteydi. 9. güne de endeks yükselişini taşımış oldu. JP Morgan'dan Türk bankalarıyla alakalı bir tavsiye söz konusuydu bugün. Bankacılık sektörünü ilgilendiren ana haber akışlarından bir tanesiydi. Özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazip olduğunu belirtti JP Morgan. Politika duruşunun yalnız çok fazla kısıtlayıcı olmadığını belirtti ve kredilerde devam eden seyrin de çok kısıtlanmadığı şeklinde bir analizi olmuş. Bunu birazdan konuklarımızla detaylandıralım. Dolar TL an itibariyle 30.56'dan işlem görüyor. Euro TL'ye baktığımızda yatay negatif 32.78, yarım dolar yarım euronun karşılığı 31.67'den sepet kur işlem görüyor. Gram altına baktığımızda dolar TL'den destek bulmaya devam ediyor. 1991 TL. Yine aynı raporda şunu da sizlere söylemekte fayda var. JP Morgan raporunda seçimin aslında hala riskleri canlı tuttuğunun da altı çizilmiş efendim. Konuklarımıza detaylandıracağız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ ile birlikteyiz. Eda Hanım hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar Harika Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsada güçlü seyir devam ediyor. Elbette Cuma günü geç saatlerde gerçekleşen Merkez Bankası Başkanı değişiminin ardından pazartesi gününe ilişkin bazı endişeler söz konusuydu. Ama endeks dünü de pozitif açtı. Seyir de oldukça yukarıda. Bankacılık sektörünün öncülüğünde olduğunu görüyoruz. Bu seyir devam eder mi? Ve sizin kurum olarak da aslında yıl için hedef gösterebileceğiniz zirve seviyeler neler, sizden dinleyelim.
Şimdi hafta sonu tabii Merkez Bankası Başkan değişikliği haberi bir miktar piyasalar özelinde tedirginlik yaratmıştı. Yani hafta başı açılışında sert fiyatlamalar görülür mü, gelebilir mi şeklinde. Ama hafta sonu hem yeni Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları olsun, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları olsun, aslında biraz piyasadaki bu tedirginliğin önüne geçtiler. Bunu da zaten dün sabahki fiyatlamada çok net bir şekilde de görmüş olduk. Yani piyasalara baktığımız zaman Merkez Bankası Başkan değişikliğine dair çok olumsuz bir fiyatlama yoktu. Aksine Borsa İstanbul'da rekor seviyeler tazelerken bugün de zaten yukarı yönde hareketini devam ettirdiği görülüyor. Zaten yeni gelen başkan mevcut yönetimde vardı. Başkan yardımcılığı yapıyordu. Yani şu an için mevcut sistemin değişmeyeceğine dair beklentilerin güçlük kılınması, tabii ki gelen açıklamaların da etkisiyle aslında piyasa bu şekilde bir fiyatlamaya gitti. Yani piyasadaki o belirsizlik ve tedirginliğin en azından gittiğini gördük. Dün de Ocak ayı enflasyon verisini takip ettik ve veri sonrasında da evet enflasyon özelinde yukarı yönde riskler var dedik ama şu aşamada hem Merkez Bankası Başkanı'nın dilinde hem para politikasında hem de yıl sonu enflasyon tahmininde herhangi bir değişiklik beklemediğimizi de belirtiyoruz. Çünkü piyasada özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyonda bir düşüş beklentisine yönelik algı yaratıldığı için hani enflasyonla ilgili bu algıyı bozmamak adına şu anda mevcut sistemin korunacağına piyasa ikna oldu. İkna olduğu için de en azından yurt içi piyasalar açısından biraz daha iyimser bir tablo olduğunu takip ediyoruz. Yabancı kurumlardan da bu değişikliğe dair çok olumsuz açıklamalar gelmedi. Bunun da en azından fiyatları desteklediği görülüyor. Şimdi Borsa İstanbul'da elbette bir süredir biz 8.000 puan civarında tutunduğunu, yatay seyirlerin olduğunu takip ediyorduk. Sizinle de yaptığımız yayınlarda bunu ifade ediyorduk. Hatta yatay bu görünüm bir süre daha devam ederse yeni bir trendten bahsetmenin de zor olabileceğini söylerdim. Ama şu an için elbette biraz daha piyasadaki iştahın da artması, iyimser havanın güçlenmesi, özellikle gün sonu işlem hacimlerindeki artışın da etkisiyle beraber Borsa İstanbul'da yukarı yönde ivmenin bir miktar daha hareketlendiği görülüyor. Şimdi bizim en son geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yayınladığımız strateji raporumuzda 2024 yıl sonu Borsa İstanbul hedefimizi 10.300 puan olarak belirlemiştik. Biraz tabii ki muhafazakar bir beklenti bizimkisi. Yıl içerisinde de değişikliğe gidebiliriz. Çünkü çok fazla konu başlığımız var, önemli başlıklarımız var. Dolayısıyla yurt içi piyasalar özelinde de oynaklık devam ederse hani dediğim gibi bu beklentilerde de değişikliğe gidilebileceğini ifade edebilirim. Ama şu an için kısa vadede görünüm pozitif. Tabii Mart ayındaki yerel seçimleri de unutmamak lazım. Zaman daraldıkça siyasilerden gelen açıklamaların da etkisiyle belki bir miktar piyasalar özelinde de oynaklıklar artabilir. Dolayısıyla bunu da yatırımcılar dikkate almalılar. Onun dışında hisse ve sektör bazlı ayrışmalar zaten görülüyor ve bunu da zaten endeks üzerinde de hissediyoruz. Özellikle bugün sektörlere baktığım zaman bilişim teknoloji, elektrik bunlar biraz daha Borsa İstanbul'daki yükselişin destekleyen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar yatay, holding ve sanayi endeksinde de %1'in üzerinde primli işlemler geçmekte ama en azından sektörlere baktığım zaman şu an için çok böyle güçlü, baskılayan, aşağı yönde tetikleyebilecek bir durum yok. Sabah biraz daha alımlar güçlüydü. Sonra bir miktar yerini kar satışlarına bıraktı. Ama şu an için olağanüstü bir durum olmadığından Borsa İstanbul'daki yukarı yönde ivmenin korunduğunu, son zirvemizin de 8.876 puandan geçtiğini takip ediyorum. Elbette önemli seviyeler. Yani yukarı yönde ivmelenme devam edebilir. Yeni rekorlar devam edebilir. Ama burada şunu unutmamak lazım. Yeni rekorlar sonrası oluşabilecek kar satışları. Çünkü bunlar da gelebiliyor kısa vadeli düzeltme hareketlerini de unutmamak lazım. Şu an için olumsuz bir tablo yok. Haftanın kalanında bizim için önemli olan Perşembe günü. Bu yılın ilk enflasyon raporunu takip edeceğiz. Aynı zamanda da yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da ilk enflasyon raporu olacak. Aslında başkan olarak ilk enflasyon raporu diyelim. Dolayısıyla basın karşısına çıkacak, soruları cevaplayacak. Biraz onun piyasa ile kuracağı iletişimin de ben bu noktada önemli olabileceğini değerlendiriyorum.
Hatta belki de aslında yabancı kurumlar tarafından yeni başkan daha mı Şahin olacak gibi konuşmalar da vardı. Siz dediniz biz aslında politika yönünde bir değişiklik beklemiyoruz diye, ama 8 Şubat'ta vereceği mesajlar seyrin nasıl gideceğine yönelik de söylediğiniz gibi son derece önemli olacak. Şimdi dün enflasyonu karşıladık. Evet, az önce de belirttiğiniz gibi yılı aslında hani ikiye ayırıyoruz ya enflasyon söz konusu olduğunda. Dolayısıyla sorum ilk 6 ay için geçerli olsun. Doğrudan enflasyonun maliyetlerini bilançolarına yansıtabilen sektörler bu dönemde daha karlı gibi mi bakılmalı ve bunlar hangileri, ne dersiniz? Şimdi tabii biz de aslında kurum olarak yayınladığımız strateji raporumuzda da iki senaryoyu baz almıştık bu noktada. Bundan sonraki süreçte nelere dikkat edilmeli, hangi sektörler ön plana çıkabilir diye. Çünkü biz 2022 yılından beri özellikle Borsa İstanbul'daki yükselişin ana nedeninin yatırımcıların kendisini enflasyondan koruma amaçlı olduğunu takip ettik. Tabii ki 2022 yılı daha farklıydı. 2023 yılında bazı riskler ön plandaydı. 2024 yılında da geçtiğimiz yıllarki gibi her sektörde aynı tempo ne yazık ki beklenmiyor. Bazı sektörlerin bu noktada ön plana çıkması bekleniyor. Biz de mesela yayınladığımız raporda da özellikle 2024 yılında karlılıkta öne çıkmasını beklediğimiz bazı sektörlerimiz var. Savunma sanayi, sağlık, gıda ve perakende, elektrik üretim, bankalar, onun dışında birkaç sektörümüz daha vardı. Demir, çelik mesela. Bunlar en azından ön plana çıkacağını düşündüğümüz sektörler olarak değerlendiriliyor. Bizim de zaten model portföyümüze baktığımız zaman hem bu sektörlerden hisselerimiz var. Zaten geçtiğimiz aylarda özellikle bankalarla ilgili gelen açıklamalar sonrası banka hisse ağırlığımızı birden ikiye de çıkarmıştık. Onun dışında yine giyim ve tekstil tarafı da var. Bunu da eklemek isterim. Telekomünikasyon sektörünü bu noktada yakından takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda da zaten model portföyümüzde de telekomünikasyon hissesi bulunuyor. Dolayısıyla şu an için 2024 yılında biraz daha fazla konuşacağımız sektörler olarak değerlendirebiliriz. Peki CDS primindeki aslında gördüğü zirve seviyelerden ciddi anlamda geriledi, ama şu anda da 290-320 gibi bir bant çizersem, lütfen yanılıyorsam siz beni düzeltin, o aralıkta hareket ediyor aslında. Bankacılık sektörünün de tabii dışarıdan borçlanması yüksek olduğu için bankacılık sektörünü örnek veriyorum. Bankacılık tarafına bu CDS'deki geri çekilmeye paralel daha iyi bir seyir görebilir miyiz önümüzdeki süreçte? Şimdi tabii bu ülke kredi risk primindeki gerileme olsun, gelen açıklamalar olsun bu noktada çok etkisini göstermişti. Bankalar tarafında da bir kere enflasyon muhasebesinden muaf tutulması sebebiyle sektörü bu noktada canlı tutuyor. Onun dışında yabancı kurumlar özellikle özel bankalar için alt asiyelerini korumaya devam ettiklerini yineliyorlar. Evet, yakın zamanda bir yabancı kurumdan kısa vadede bankalar özelinde risklerin var olduğunu, dolayısıyla biraz daha nötr değerlendirdiklerini ifade etmişlerdi, ama orta ve uzun vade açısından bankaların hala cazibesini koruduğunu değerlendiriyorlar. Dolayısıyla biraz daha sektörün aslında bu noktada temposunu korumasını bekliyoruz. Elbette geçtiğimiz yıllardaki gibi geçtiğimiz çeyreklerde açıklanan güçlü bilançolar gelmeyebilir. Biz de özellikle özellikle banka bilançoları açıklanmaya başladı zaten, ama bu senenin de ilk çeyreği için biraz daha nötr yaklaşıyoruz bu noktada. Bu çok güçlü bir beklenti içerisinde değiliz. Ama özellikle yabancı kurumların açıklamaları olsun, zaten yeni yönetimin de Haziran ayında yeni ekonomi yönetiminin başa gelmesiyle verilen açıklamalarda özellikle bankaları, bankacılık sektörünü canlandırmaya yönelik yapacakları çalışmalar da belirtiyorlardı. Biz bunların da yine aynı şekilde devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Elbette bu noktada faiz tarafı şu an için geride kalıyor. Ocak ayını geride bıraktık. Ocak ayı sonrası kısa vadede bir para politikasında sıkılaşmanın devam etmesini şu aşamada beklemiyoruz, ama bakalım özellikle seçimler sonrası enflasyondaki görünüm, Merkez Bankası'nın tabii ki bu noktada uygulayacağı politikalar da yine bankalar tarafını etkilemeye devam edecektir. Son olarak şunu da sormak istiyorum size, eğer 8 Şubat'ta biz yıl sonu enflasyon görünümünde bir şekilde yukarı revizyon görürsek, senaryo tamamen, bunun borsa üzerinde bir etkisi olmasını bekler miyiz?
Biraz bekleriz. Yani hep şunu söylüyoruz. Yatırımcılar kendisini koruma amaçlı yeni yatırım araçları arıyorlar kendilerine ve bu noktada borsayı tercih ediyorlar. Eğer yukarı yönde bir revizyon gelirse şu an için piyasada oluşan enflasyonla ilgili algıyı bozabilirler. Çünkü biraz enflasyon tarafına zaman verildi. Özellikle yılın ilk yarısı için. Dün açıklanan enflasyon sonrası da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Enflasyonda gerileme devam edecek önümüzdeki aylarda diye. Dolayısıyla bu yılın ilk enflasyon raporu için yani kurum olarak az önce de belirttiğim gibi bir beklentimiz yok. Ama olası böyle bir sürprizle yukarı yönde bir revizyon gelirse bu bir miktar enflasyon tarafındaki yılın ikinci yarısı için özellikle gerileme yönündeki beklentileri bozabilir. Böyle bir durum karşısında da Borsa İstanbul açısından biraz daha yukarı yönde hareketlerin devam edebileceğini değerlendiririz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, çok teşekkür ediyorum programa kıymetli katkılarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Araya gidiyoruz efendim şimdi. Aranın ardından devam edeceğiz. Sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu bölümde konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, harika adam, hoş bulduk. Hocam şimdi isterseniz biz biraz hafta sonuna giderek başlayalım konularımıza. Merkez Bankası Başkan Değişikliği neticesinde geçtiğimiz hafta sonu bizim için biraz hareketli geçti ülkece baktığımızda elbette. Yeni Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın çok kısa zamanda açıklanması, yabancı kurumlarında olumsuz bir rapor yayımlamak şöyle dursun, aslında değerlendirmelerinin son derece olumlu olması piyasalar nezdinde büyük bir sarsıntının önüne geçti. Şimdi 8 Şubat'ta da biz enflasyon raporunu takip edeceğiz. Aslında asıl sinyalleri burada alacak olmakla birlikte başkan değişikliğinin hemen ardından bir zorunlu karşılık oranlarında da değişikliğe gidildi. Bunun da aslında şahinliğin aynı ölçüde devam edeceğine yönelik simgesel bir anlamı olduğu da belirtildi. Başkan değişimini nasıl yorumluyorsunuz? Böyle genel bir yerden başlayalım konuşmamıza. Başkan değişimi yönetilebilir ve hesaplanmış bir risk kavramlarından yola çıkarak herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden yapıldı. Mutlaka çok konuşulacak, hani niçin yapıldı, nasıl yapıldı, bir insan gönderilmek istenirse böyle mi gönderilmeliydi, işte yasalar diyor ki 5 yılda tamamlayacak, o gece hatırlarsanız bütün kanallarda bir 5 yılını dolduramayan başkanlar, son işte 9 yıl içinde 6 başkan değişti falan, böyle bunlar tabii yapıldı. Hani bunların etkilerinin ne olup olmadığını tartışmak çok gerekli değil artık. Yani bu aşikar bir şey. Yani neticede Merkez Bankası yaz boz tahtası değil. Ama ikide bir başkanın değişilmesi, seçimlerin ve atamaların ne kadar rasyonel, ne kadar bilinçli yapılıp yapılmadığını bir göstergesi. Ama bir diğer taraftan da bu da bir tercih olabilir diye aklına giriyor insanlara. Ya yani dünyada Merkez Bankası başkanları efendim işte 4 yılına, 5 yılına, 6 yılına atanırken, bizde de aynı durum söz konusuyken, niçin ikide bir Merkez Bankası başkanı değişiyor ya da değiştirmek zorunda kalıyorsunuz diye soracağınız bir makam varsa bu soruyu sormalısınız. Ya da bu makam kendiliğinden bunu açıklamalı, söylemeli. Yani her gelenin giderken efendim ben kendi tercihimi kullandım gidiyorum ya da şahsi karardır, saygı duyuyoruz falan yok. Yani bunlar çok sık rastlanan şeyler değil. Gelişmiş ülkelerde özellikle biz artık bir G20 ülkesi olarak net bir şekilde ortaya Merkez Bankası başkanımız artık şudur ve bu şekilde biz politikalarını sürdüreceğiz diyorsunuz. Değil mi? Bir şekilde bir plan yapmışsınız, para politikası yapmışsınız. İşte tonlarca, yani böyle ifade edeceğim, düzenleme çıkmış son 2-3 sene içerisinde. Bunlar iş yapma ve iş görme stratejilerini, sistemlerini insanların, kurumların çok zorlaştırmış. Sonra yavaş yavaş bunları geriye çekmişsiniz. Şimdi yeni bir başkan geliyor. İşte 8,5'tan 45'e çıkıyor faizler 8-9 ay içerisinde. O gidiyor, şimdi bir başkası geliyor.
O zaman şunu sormak istiyorum. Ben hani kurumsal hafıza dediğimiz bir nokta var. Kurumsal hafıza çok önemli. O kadar önemli ki. Şimdi ben şu an görevde bulunan başkan yardımcılarına bir şey sorsam. Tabii onların kalkıp 1980'li yıllarda neredeydiniz, görev yapıyor muydunuz diye sormama gerek yok. Belki bir kısmı dünyada bile yoktu ama okudunuz mu, baktınız mı? Türkiye o zamanlar nelerden geçti? Bakın bir 24 Ocak kararlarına ne kadar vakıfsınız? Bu önemli bir nokta. Efendim arkasından bir Türkiye Nisan 1994 krizi yaşadı. Buna ne kadar vakıf değil mi? Bunlar önemli. 1994-95 Nisan ve sonrası kur krizleri, faizler ilk defa 700-800 lira çıktı. Arkasından 2000-2001 krizini yaşadık biz bundan 25 sene önce. Ve orada da faizler 2000-3000-4000-5000 seviyelerine çıktı. Türkiye çok ciddi krizler atlattı. Yani dünyada hiçbir ülkenin, hani Arjantin'i falan, Venezuela'yı hariç olarak söylüyorum, yaşamadığı krizler atlattı. Şimdi o dönemlerden bu dönemlere kurumsal hafıza ne kadar aktarıldı? O kurumsal hafızayı hala taşıyanlar, şu an içlerinde yaşayanlar var. Ne kadar istişarede bulunuyor? Sadece bir dijitalleşme, artık teknoloji, bakıyoruz. Yatırım bankaları, onlar rapor hazırlıyor, bilmem ne yapıyor. Artık biz işi biliyoruz. Amerika böyle yaptı, 3 puan, 5 puan, bunlarla yönetilmiyor. Eğer yönetilse bugün vatandaş cebindeki paradan da şikayetçi olmaz. Enflasyon bu kadar yüksek olmaz. Efendim kişilerin, her zaman söylüyorum, onu söylemeye devam edeceğim, maaşlarıyla ev kiraları arasındaki bir oran, bir uçurum bu kadar olmaz. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'nın sadece para politikası görevi yok. Paranın değerini korumak var, finansal anlamda fiyat istikrarını sağlamak var. Her ne kadar BDDK bankaların denetiminden, gözetiminden ve diğer bir takım düzenlemelerle sistemin sağlıklı işlemesinden sorumluysa da sıkıntılı anlarında devreye giren bir Merkez Bankası var. Bunlar hani işte koordinasyon kurulu falan toplanıyorlar, bir arada konuşuyorlar, bilmiyorum. Raporlar falan yayınlanıyor mu? Onu da pek göremiyorum. Sadece toplandık, konuştuk falan. İstikrar şeyinde olacağız. Bir takım temennilerle falan bitiyor ama şu an ben skora bakıyorum. Yani siz 5-0 mağlupsanız, yani bana hiçbir zaman için ne kadar iyi oynadığınızı anlatamazsınız. Yani çünkü bu bir skor oyunu neticede. Enflasyona bakıyorsunuz, OECD istatistiklerine bakıyorsunuz. Türkiye hariç OECD istatistikleri hesaplanıyor. Başka gelişmiş ülke istatistiklerine bakıyorsunuz. Türkiye'nin ekonomik ve finansal verileri hariç hesaplanıyor. Bu kadar kötü müyüz biz? Halbuki mükemmel bir bankacılık sistemi, teknolojinin doruklarında yer alan yine bankaların, finansal teknoloji, fintech şirketlerimiz var. Dijitalleşmede önemli atılımlar yapıyoruz. Eğitim sisteminin çok ciddi anlamda reforma ihtiyacı var ama diğer taraftan da Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş eğitim kurumlarının, yerli, yabancı, İngilizce, Türkçe falan filan, başka dillerde eğitim veren olsun, bunların hepsini yetiştirdiği mükemmel insanlar bugün gerek Türkiye'de gerek dünyanın birçok yerinde başarılı şeylere imza atıyorlar. Dolayısıyla herhalde biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize ve bazı şeyleri de ikide bir, işte bu seçimleri atlatalım, ondan sonra bunu atlatalım, ondan sonra dünyada hiçbir şey durmuyor ve dünya Türkiye'deki seçimler şey yapana kadar, gerçekleşene kadar bir bekleyelim, ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz de demiyor. Enerji konusu var ki çok önemli. Türkiye net enerji ithalatçısı ama jeopolitik gerilimler neticesinde bunda da bir sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Şimdi bakın, Merkez Bankası'nı alıp getiriyorsunuz bu tarafa. En başta bir politika değişikliği ya da kişi değişikliği sistemi çok ciddi boyutta etkileyebiliyor. Dolayısıyla Fatih Karahan gelir gelmez işte Şahin davranışını koyacağım dedi ortaya. Alınan kararlardan taviz vermek yok. Gideceğiz dedi. Piyasalarda bunu pozitif karşıladı ve hiçbir sarsıntıya adeta yer ve mahal bırakmadan neticede şu an devam ediyor. Yola çıkıldı, göreceğiz. Yani Hafize Hanım geldiği zaman da ilk etapta böyle başlamıştık. Onun geldiği yer yine Amerika, Fatih Bey'in de geldiği yer Amerika ve birisi işte farklı kurumlardan geliyor. İşte Amazon'da çalışmış, Federal Reserve Bank of New York'ta çalışmış. Ondan sonra bir diğeri Goldman Sachs, işte yatırım bankası, işte First Signature Bank ya da o şey Silikon Vadi olayıyla bağlantılı bir başka bankada çalışmış. Ciddi bir bankacılık deneyimi var. Mühendis kökenli, matematiğe, rakamlara, verilere hakim. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Bu iş bir numara. Ekip işi. Yani ekiple çalışmak zorunda. İyi bir ekip oluşturmak zorundasınız. İki, merkez bankacılığı deneyimi öyle bir tezgahın başına, bir masanın başına oturduğunuz zaman kazanılacak ya da gazetelerden, dergilerden öğrenecek bir şey değildir. Ülke dinamiklerini, insan davranışlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tabii birçok başka koşul da var ama sadece bu ikisini söylemekle yetineyim ben.
Hocam şimdi konuşmamızın arasında Merkez Bankası'nın temel görevlerinden bir tanesi paranın değerini korumaktır dediniz hemen üzerine. Bugün de Türk lirasının reel değerine dair veriyi karşıladık. Seçim sonrası en yüksek seviyede TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56.95'e yükseliş kaydetti. Yani aslında kabaca Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. İsterseniz buna enflasyonla da bağlayalım. Önümüzdeki süreçte yıl aslında kurumların dolar TL yıl sonu beklentilerine de baktığımızda biraz daha ılımlı bir patikaya çektiler bunu. 36-38'ler seviyesine. Ne beklersiniz? Şimdi kağıt üzerine çok iyi taktikler yazabilirsiniz ama sahaya çıktığınız zaman o taktikler tutmayabilir. Oyuncu değiştirseniz bile aynı taktikle sahaya çıkıyorsanız maruz kalacağınız şey ya da karşılaşacağınız sonuç aynı olacak. Enflasyonun bu sene, tekrar ediyorum, geçtiğimiz iki hafta içerisinde de bu programda sizinle konuştuk. Artık parasal bir olgu olmasının yanı sıra artık sosyal bir olgu. Yani neticede insan davranışları da enflasyon üzerinde etkili olmaya başlıyor. Ve bu noktada çok önemli bir çalışma, hem bir Hollanda kökenli bir yatırım bankası tarafından hem de bir Amerikan yatırım bankası tarafından hem de son birkaç ay içerisinde yayınlanan bir ekonomi kitabından, şimdi çok net hatırlayamadığım için yanlış bilgi vermek istemiyorum izleyicilerimize, hepsinin ortak görüşü şu: diyor ki insanlar para politikasına ve politika yapıcılara güvenmedikleri zaman onların kararlarına dikkate almayıp kendi kafalarına göre iş yapabiliyorlar diyor. Bu insanlardan kastettiği bizim sizin gibi insanların yanı sıra şirketler ve kurumlar. Yani Merkez Bankası bunu açıklıyor, diyor aman çocuklar siz artı eksi 10, artı eksi 20 dikkate alın. Merkez Bankası bunu söylüyorsa emin olun tersi çıkacaktır diyor. Artık yani piyasada şimdi bir hafıza oluştu, 15-20 yıllık bir hafıza oluştu. Ne söylediniz ne oldu? Ne söylüyorsunuz ne oluyor? Yani piyasada çoğu defa verilen demeçlere, beyanatlara bakarak, tabiri caizse futbol terimiyle penaltı atışlarında kullanılır bu terim, ters köşe top bu tarafa gitti, siz bu tarafa gelecek dediniz ve gol yediniz. Sürekli olarak piyasa bu şekilde bir sıkıntıya maruz kaldı. O zaman Merkez Bankası'nın hani sözlü yönlendirme denilen forward guidance tarzındaki yönlendirmesi ya da piyasaya bir ışık tutması noktasında daha gerçekçi olması gerekiyor. Yani şu an şunu söyleyeceğim ben size Hakan. Biz Türkiye ekonomisini, finansal durumu, ekonomik yapıyı, atamaları, her şeyi artık yabancı banka raporlarından okumaya başladık. İstatistiğini isterseniz açın, Türkiye'deki tüm ekonomi kanallarının neredeyse tamamında Türkiye'ye ilişkin haberler, değerlendirmeler yabancı basında nasıl yer aldı? Valla biz de oradan öğreniyoruz. Yani bu ne kadar komik değil mi? Ekonomi gazeteciliği var, ekonomi muhabirliği var, sağlıklı bir şekilde bilgi vermek var. Tabi bunların hiçbiri verilmiyor demiyorum. Son derece güzel analizler de yapılıyor. Ama artık bunlar o kadar yavaş yavaş içimize girdi ki hele şu tercüme araçları sayesinde herhangi bir raporu, herhangi bir haberi anında Türkçe'ye çevirip, ki hatalı şeyler de oluyor ama artık onun için yapacak bir şey yok. Eğer tekniğine hakimseniz düzeltirsiniz, aksi takdirde sıkıntılı bir süreç yaşarsınız ve onlara bakıp söylüyorsunuz. İşte Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme rakamını 3.1 yaptı. Aferin. 2.8'e çekti. Ya olur mu böyle şey? 5. bilmem kaç yaptı. Senin verilerine göre bakarak yapıyor, projeksiyon yapıyor. Dünya Bankası'nda çalışan Türkler de var. Buradaki Merkez Bankası'ndakiler oradakilerle temas için halinde, bir e-mail mesafesinde, bir WhatsApp mesafesinde. O zaman siz kamuoyunu bilgilendirmek zorundasınız, durumundasınız. Bazı realiteleri de çok iyi görmek durumundasınız. Bugün enflasyon düşecek. Peki, okey. Sonra ne olacak? Durum iyileşecek mi? Enflasyonun azalması fiyat artışının hala sürüyor olduğunu göstergesi. Benim maaşım artacak mı? Her maaş artışında enflasyon artıyor. Peki ben yeni mezun biri olarak işe girmişsem, atıyorum 25-30 bin lira maaşla, ben ev alabilecek miyim? Benim ev alma ihtimalim var mı? Ya da kaç sene içerisinde var? Ya da iyi bir evde kirada oturabilecek miyim ben 20-25 bin lira maaşla? Bunlara bakıyor insanlar. Yani yapılan projeksiyonlarda enflasyonun ikinci yarıdan sonra şöyle olması, böyle olması filan. Yani seçim öncesi yapılan bir takım işte iyileştirmeler, seyyanen zamlar ya da maaş artışları filan. Ondan sonra ne olacak? Yani siz yapısal reformları sürekli erteliyorsunuz. Sayın Şimşek geçen gün söyledi, dedi biz bütçemizin büyük bir kısmında yapısal reformları ayıracağız dedi satır arasında. Valla göreceğiz. Bunun için hani seçimi bekliyor, şimdi mi yapacak, ne zaman yapacak? Bunu görmek gerekiyor. Bir diğer taraftan bugün son derece
üzüntülü, hepimizin kahrolduğu bir olayın yıl dönümü ve böyle bir noktada depremin açtığı hasarlarında hani can kaybını maddi olarak değerlendirmenin hiçbir şekilde imkanı mümkünatı yok ama diğer maddi zararların karşılanmasının bütçeye getirebileceği yükleri de dikkate aldığınızda evet. Şu an önümüzde çok zorlu bir dönem var. Bu dönemi nasıl atlatacağız? İhracatla. Buyurun işte ihracat diyorsunuz ama mesela Rusya, Türkiye yani bugüne kadar tüm yaptırımlara rağmen yine iyi idare ediyordu. Şimdi bakıyorsunuz basında yer alan haberler, sosyal medyada yer alan haberler işte Rusya'dan paralar gelemiyor, yaptırım takılıyor. Buradan o tarafa mal gidemiyor filan. Ya dolayısıyla ihracatçı da sanayici de zor durumda. Şimdi bunların hepsine çözüm ha deyince telefonla masa başında ya da elinizdeki cep telefonla iki mesaj göndermekle çözümlenmiyor. Bunların hepsi önceden görülebilir, önlemi arılabilir, hesaplanabilir risklerdi. Biz risk yönetimi konusunda maalesef toplum olarak biraz iyimseriz, fazla iyimseriz. Yani bugün bir VIOP'ta risk yönetimi yapalım, küresel risk yönetimiyle ilgili birazcık bir şeyler öğrenelim, jeopolitik riskler bizi yarın öbür gün nasıl etkiler ya da senaryo analizleri gibi yani ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi bir şeyler yaşarsak halimiz ne olur sorularına ciddi yanıtlar bulmamız gerekiyordu. Bu konudaki eksikliklerimiz bugün bize çok büyük fatura olarak çıkıyor karşımıza, onu da ifade edeyim. Hocam şimdi Rusya tarafındaki konularımıza geçmişken burada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti hakkında açıklama yapmıştı Peskov ve ziyarette Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve iki ülke arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağı soruldu kendisine. Peskov bu konuya da şöyle yanıt verdi. Bu konuların hepsi gündemde olacak dedi. Şu anda hazırda Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacmimizi ve ilişkilerimizi düşündüğümüzde ne dersiniz bu gelişmeye? Şimdi Rusya'yı tek başına ele alarak değerlendirelim. Daha sonra Türkiye, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'nin Asya'nın geri kalanıyla olan ilişkilerine bakarak değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum ben bu noktayı. İşte birincisi Türkiye bir hub, H-U-B yani doğalgaz merkezi olacak. Yani dağıtım merkezi Türkiye bu noktada önemli bir misyon üstlenecek. Tabii ki bundan bir para kazanması gerekiyor Türkiye'nin. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Türkiye böyle bir hub olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani Türkiye tam geçiş noktası. Yani kim ne derse desin. Hani bütün yollar Roma'ya çıkar diye bir söz vardır bilirsiniz. Yani istediği kadar çıksın. Yani tüm ticaret yolları da ister İpek yolu olsun, ister baharat yolu olsun, ister doğalgaz yolu olsun Türkiye'den geçmek durumunda. Böyle bir zorunluluk yok. Neticede Kızıldeniz'de yaşanan birçok sıkıntı bugün Türkiye'yi ve Türkiye'nin coğrafi konumunu daha önemli, daha kıymetli hale getirdi. Yani gelecekte yaşanacak bir takım olaylar sizi zirveye taşıyabileceği gibi zirveden aşağıya da alabilir. Öncelikle bunun altını çizelim. Yine Türkiye ile ortak banka kurulmasına gelince yani başlanabilir. Yani büyük düşün küçük başta olabilir ama bankanın hani kalkınma bankası mı olacak, yatırım bankası mı olacak, ihtisas bankası mı olacak, bir Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin bir bankası var şeyde, merkezi sanırım Selanik'te, ona benzer bir yapı mı olacak, artık banka kurmak için fiziki bir yere ihtiyaç yok. Yani birilerini bir yere toplayınca merkez olmuyorsunuz. Merkez teknoloji nerede, akıl nerede orada oluyor. Yani kalabalığın olduğu yerler merkez olmuyor, gürültü yeri oluyor. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bunların hepsi olacak dedi, tamam. Ama neticede Rusya bunların hepsi Türkiye'nin lehine olacak şeyler ve Türkiye bizim canımız, ciğerimiz. İşte bu nedenle biz Türkiye'yi bu şekilde destekliyoruz değil mi? Kendi çıkarları da söz konusu. Çünkü Türkiye bölgedeki en önemli oyuncu. Küresel en önemli oyuncular arasında yer alan bir oyuncu. Yani neticede burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarları var. Avrupa Birliği'nin de, hatta Çin'in. Netice olarak baktığınızda Türkiye batıya doğru dönmüş ama aynı zamanda şark unsurlarını bünyesinde barındıran, onların geçmiş ticaret alışkanlıklarını, birçok şeylerini çok iyi bilen, kültürel anlamda sayısız iz taşıyan bir ticaret yolu Türkiye. Cenovalılar, İtalyanlar, Akdeniz çok önemli bir nokta bu çerçevede baktığımız zaman. Akdeniz'in en büyük hakimlerinden biri Osmanlı İmparatoru olmuş zamanında. Oradan da gelen birçok şey var. Hakimiyetimizi ne kadar sürdürdüğümüz ayrı bir konuşan için ama hakimiyet derken biz güçlüyüz filanı söylemiyorum, ben ticari anlamda söylemeye çalışıyorum. Bir de okyanus ekonomisi var o taraflarda, evet. Da bu. O zaman insanlar yeni yeni şeyler keşfediyorlar, ülkeler yeni ticaret yolları, yeni üretim yolları, ekonomilerini büyütmek için farklı yöntemler, farklı metodolojiler benimsemeye çalışıyorlar. Bu noktada Türkiye'nin sayılamayacak kadar çok avantajı var. Bu avantajları ne kadar farkında ve bunları ne kadar hem ülke yararına
hem insanlık yararına kullanabiliyor, bunların ortaya konulması gerekiyor. Rusya ile yapmış olduğumuz bu çalışma mutlaka çok önemli. Kesinlikle katılıyorum buna. Yine aynı şekilde Çin olsun, Hindistan olsun, hatta ASEAN ülkeleri olsun, o bölgede yer alan işte Kamboçya'sından, Laos'undan, Vietnam'ından, Myanmar'ından aşağı doğru indiğiniz zaman böyle Endonezya'sına, Filipinler'ine ya da işte diğer ada ülkelerine varana kadar Türkiye'nin bir şekilde ortaklık kurması gerekiyor. Diyeceksiniz oralar çok uzak, evet, ama İngiltere Pasifik'le ilgili birçok yere üye ve üye oluyor ve dünya ticaretini karadan, denizden, havadan bir şekilde kullanıyor. Türkiye'nin de o noktada hiçbir eksiği yok diye düşünüyorum ben. Müthiş bir insan gücü var. Bu insan gücünün daha fazla yurt dışına nitelikli gücün çıkışını önlemek için mutlaka yurt dışındaki nitelikli işler, yurt dışındaki bir takım şirketlerle, kurumlarla nitelikli işbirliği yapılması ve şu eğitimin nitelikli bir şekilde kavuşturulması gerekiyor. Bakın Hayk Hanım, OECD'nin raporunda 3 tane hükümetler ne yapabilir konulu bir başlık atıldı. Birincisi diyor ki, düşen enflasyon politika faizlerini düşürmek için alan yaratacak. Yani enflasyon düşüyor birçok yerde, politika faizlerini düşürebilirsiniz diyor. Türkiye için çok kritik bir nokta bu. İkincisi, maliye politikasının gelecekteki harcama baskılarına hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü teknoloji ya da benzeri şekilde fakirleşen insanların paraya ihtiyacı olacak. Bunun için sosyal hizmetleri, sosyal bir takım yardımları artırmanız gerekiyor. Ama en önemlisi, bence üçüncüsü, diyor ki verimlilik artışını artırmak için eğitimden alınan sonuçların iyileştirilmesi gerekiyor. Yani nitelikli, çağdaş bir eğitimin olması gerekiyor. Dün de Dartmouth College, Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencilere uygulanan testlerin, sınavların hepsini gözden geçirilip çağın yeni gereklerine uygun şekilde getirilmesi, saçma sapan derslerin, faydası olmayan derslerin bir tarafa bırakılması, uygulamalı bilimlerin, pozitif bilimlerin daha fazla ağırlık kazanması, öğrencilerin daha fazla sorgulaması, düşünmesi, hatta bir takım şeylerin hem felsefi, hem antropolojik, hem sosyolojik, hem psikolojik anlamda dikkate alınmasını içeren bir ders bütünü üzerinde görüş birliğine vardıklarını söylüyorlar. Şimdi o zaman böyle bir eğitim sistemi önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek. Artık 20-30 yıllık yatırımlara gerek yok. Teknoloji sayesinde insanlar 10 senede öğreneceklerini çok daha kısa bir zaman diliminde öğrenebiliyorlar. Bizim bunlara yapacağımız yatırım çok önemli. Aksi takdirde bunların da net ithalatçısı konumunda olacağız. Cep telefonu ithal ederken ödediğimiz para gibi. Bu kullandığımız bilgisayarlardaki yazılımları ithal ederken ödediğimiz para gibi. Yarın öbür gün cepte taşınabilir, kişiselleştirilmiş yapay zeka yazılımları için de para ödeyeceğiz. Ve netice olarak biz teknolojide para ödemek durumunda kalırsak bütün çalışmalarımızı ve emeklerimizi teknolojiye vermiş olacağız. Bunu da özellikle, peki, vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum hocam. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen'i ağırladıktan sonra haberimizle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, haberimiz gelsin, haberimizle devam edelim. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye İş Bankası depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren hayati önemdeki ihtiyaçlara öncelik vererek yardım çalışmalarına yönelik inisiyatifler üstlenmeye devam ediyor. Banka, felaketlere maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi, Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu'nu hayata geçirdi. 24 derslikten oluşan lise ve 4 derslikten oluşan anaokulun yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tuat Sözen tarafından valilikte imzalandı. Hayırlı olsun. Protokolün imzalanması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Hatay'daki ihtiyaç boyutunun büyük olduğunu gördüklerini ve 28 dersliğin genişletileceği konusunu değerlendireceklerini ifade etti. Aktarılan eğitimle ilgili sorunlara da kayıtsız kalamadık. Valilikle bir protokol yaptık. Bir lise, bir Anadolu Lisesi, bir de anaokulu yapımı konusunda protokolü imzaladık. Umuyorum eğitim yılı başlamadan binalar tamamlanacak. İçinde evlatlarımız güvenli binalarda
derslerini almaya başlayacaklar. Eğitime destek amacıyla yürütülen çalışmalar arasında Petrol Ofisi grubuyla birlikte başlatılan ve özellikle de bölgede çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına katkıda bulunma amacını taşıyan bilim kuşağı atölyeleri yer alıyor. İş Bankası deprem felaketinin ardından ilk etapta birçok kesimi kapsayan 10 milyar TL'lik bir kaynak ayırdı. İş Bankası grubu adına afet sedelere verilecek desteğe katkı sunmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na Şubat 2023'te toplam 1 milyar TL bağış yapıldı. AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğinde bir konutluk proje için AFAD'a Nisan 2023'te 1,7 milyar TL katkı sunuldu. Araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Global piyasalarla devam ediyoruz. Philip Capital Eğitim ve Araştırma Müdürü Ercan Göçmen'e gidiyoruz. Ercan Bey merhaba, hoş geldiniz. Global piyasaların gündemi için sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Global piyasalarda aslında kararsız bir görünüm var desek yerinde olur. Çünkü bir yandan Amerika'da tahvil faizleri yükseliyor. Diğer tarafta da Amerika hisse senetleri piyasası bu yükselen faiz ortamına rağmen yükselişlerini özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde devam ettiriyor. Aslında şöyle de söylemek mümkün. Bir tarafta yapay zekaya yapılan yatırımlar, buna duyulan umut bir tarafta. Diğer tarafta da Amerikan tahvil faizlerinin yükselişini yarattığı karamsarlık. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla özellikle hisse tarafında söylemek lazım bunu. Yapay zekaya duyulan güven, ona duyulan umutlar daha ağır basıyor ki tahvil faizlerindeki yükselişten Amerika hisse senetleri piyasasının çok da bir etkilendiği yok. Ama bu önümüzdeki günlerde olumsuz yönde etkilenmeyeceği anlamına gelmez. Özellikle Amerikan tahvil 10 yıllık tahvil faizlerinin %4.20 seviyesinin üzerine çıkması ya da 2 yıllık tahvil faizlerinin %4.5 seviyesinin üzerine çıkması halinde hisse senedi tarafında şu ana kadar görmediğimiz satışı görebiliriz. Çünkü şu anda piyasa ağırlıklı olarak hep long tarafta yani yükseliş tarafında oynuyor ve birçok yatırımcı o tarafa doğru kaymış durumda. Genellikle çoğunluğun bu tip yani tek bir noktada toplandığı yerlerde herhangi bir haberle olay tersine de dönebilir. O yüzden tekrar söylemek istiyorum 10 yıllık faizlerin %4.120'nin üzerine çıkması halinde hisse tarafında bir satış baskısı görebiliriz. Bunu şu yüzden söylüyorum, Amerika hisse senetleri piyasasında şu ana kadarki yükselişin temel faktörü hep yapay zekaya bağlı olan şirketler oldu. Nvidia oldu ya da bunu kullanan Meta gibi şirketlere ya da buna yatırım yapan Meta, Microsoft gibi şirketlerde hep yükselişler gördük. Nvidia örneğin daha bundan birkaç ay önce 400 dolarlar seviyesinde olan hisse şu anda 700 dolarlara yaklaşmış durumda ve yazılan raporlar artık Nvidia'nın 800 dolara kadar çıkabileceğini de gösteriyor ve her gün bu hisse senedi yükselerek piyasayı yukarı doğru force ediyor. Ya da bir diğer şirket Meta yani Facebook'un çatı şirketi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Perşembe günü bilanço açıklamıştı ve beklenti üzerindeki karla Cuma günü yani geçtiğimiz Cuma gününü %20 primle kapattı bu hisse. Bugün de baktığımız zaman Meta'da yine hisse senedinde yükselişler görüyoruz ama yükselişlerin ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde sınırlandığını görüyoruz. Diğer hisselerde böyle bir yükseliş yok. Mesela Dow endeksine baktığınız zaman, Dow 30 endeksine baktığınız zaman Nasdaq yükselirken Dow 30 endeksinde geri çekilmeler de görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra özellikle faizlerin bir yukarı adımında bu teknoloji hisselerindeki bu olumlu havada terse dönebilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Bu haftanın ekonomik gündemine baktığımız zaman çok önemli bir haber akışı yok. Bugün Amerika'da FED başkanlarından Kaşgari'nin konuşması var. Yine FED başkanlarının konuşmaları piyasa üzerinde etkisi olabilir. Buna dikkat etmek lazım ama asıl makro gelişme gelecek hafta Salı günü Amerika'daki enflasyon verisi de olacaktır. Biliyorsunuz Amerika'da enflasyon bir süre düşmekte zorlanıyor. Belli bir seviyeye geldi ve orada örneğin manşet enflasyon %3.4.
Yani bundan birkaç ay önce de %3.2 seviyesindeydi. Yani bunun daha altına inmekte zorlanıyor. Ya da çekirdek enflasyon %3.9 seviyesinde. Eğer bu ay açıklanacak rakamlar enflasyonun yukarı doğru döndüğünü gösterirse bu da piyasaları moralini bozabilir. Bunun ilk etkisini hiç şüphesiz tahvil faizlerinde görürüz. Tahvil faizlerindeki yükselişlerin bir diğer olumsuz etkisinin kıymetli metaller üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda Amerika'da spot piyasada altın fiyatları 2020 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor ama yukarı çıkışları çok sınırlı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde spot altını 2000 dolarda, ons altını 2000 dolarda görmek mümkün. 2000 doların önemli bir destek, psikolojik destek olduğunu düşünüyoruz. Ancak 2000 doların kırılması büyük bir olasılık 1970-1980 aralığının hedef olmasını sağlayacaktır. Gümüşe baktığımız zaman gümüş de 22 dolar seviyesinin üzerinde tutmakta zorlanıyor. Gümüş içinde 22 dolar seviyesinin altına geri çekilmeler olması halinde orada da sert bir satış baskısının olabileceği konusunda yatırımcıları uyarmak isteriz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Mutlaka evet hisse senedi piyasasında, Amerika hisse senedi piyasasında çok olumlu bir mod var. Ama bu olumlu mod tahvil faizlerinde keskin bir yükselişle tam terse dönebilir. Bunu da yatırımcıların dikkatle izlemesini öneriyorum. Öneriyoruz diyerek bugünkü global piyasalar yayını tamamlamış olalım.